tvbolu.com. Evet, ülkemizde ekonomik kriz var. Hani nasıl hissediyorsunuz derseniz şöyle söyleyeyim. Zaten hissedilmeyecek gibi bir konum yok. Zaten herkesin ekonomisi iyice daraldı. Her şeyin zam gelişi, işte alım gücü herkesin zayıfladı zaten. Ne bileyim, hani eskisine göre, bundan 3-5 yıl öncesine göre daha da iyice daraldı. Hani millet artık düşünüyor, bundan sonra daha nasıl bizi etkiler, daha nasıl sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunu iyice, hani herkes artık net görmeye başladı. İnşallah hani ülkemizde, hani şöyle söyleyeyim sana, devlet başkanları olsun, büyüklerimiz olsun, yani bunlarla inşallah bir çözümler bulur. Temennimiz o. Hakkımızdan hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim? Valla şu anki duruma göre var bence de. Asgari ücret çalışıyor işte, geçinmesi biraz zor, alım gücü düştü Türkiye'de. O şekilde düşünüyorum yani. Evet, düşünüyorum. Çok var. Böyle giderse iş savaş bile çıkacak yani. Milletin durumu ortada. Yani öyle bir dünya oldu ki, her şey zorlaştı, her şey bağlaştı. İş bulamıyoruz. Geçinmek çok zor. Beypiriş'te çalışıyordum, çıkarttılar. Şu an 6 aydır işsizim. Onun mücadelesini veriyorum. Şu anda İşkur'dan geliyorum. İş formları aldım. Çantamda isterseniz gösterebilirim yani. İşkur'dan geldiğime dair kağıtlar. Evet. İşte biri Akbiliç, biri Erbiliç. İnşallah işim olur. Ya işte düzen bozuk. Yani başa kim gelirse gelsin, milleti düşünmüyorlar. Yani yanlış anlamayın. Ben şimdi açık görüş, herkes görüşüne saygı olmaz lazım. Yani herkesin görüşü ayrı. Suriyelilerin gelmesi buraya kötü oldu. Biz işsiz kaldık. Kendi milletine sahip çıkması gerekirken Suriyelilere sahip çıktı. Suriyeliler görüyorsunuz neler yapıyorlar, ama bedavadan karttan para çekiyorlar, yiyorlar. Biz şimdi bankaya gideyim, bir tane bana kredi kartı vermezler. Bir tane bir yere gideyim, acım desem yemek vermezler. Şu an daha kahvaltı yapmadım, acım. İnan ki acım. 10 lira 15 lira para nedir? Ne yetecek? Temizlik işi için gidiyorum, otellere başvuruyorum, her yere gidiyorum. Beypiriç'e, Erpiliç'e, Akbiliç'e. İş yok. Yok. Temizlikçi görevlisi olarak gideyim, merdiven sileyim diyorum, yine yok. Bu dünya öyle bir dünya oldu ki. Suriyeliler çalışıyor, Suriyeliler dükkan açıyor. Tayyip Erdoğan Suriyelileri destekliyor. Onlara para veriyor, yardım ediyor, onlara sahip çıkıyor. Ama kendi milletini düşünmüyor. Kendi milleti aç, perişan. Yani diyeceklerim bunlar. İnşallah düzelir. Türkiye halkı da bütün kardeşlerimiz, herkes Türkler kardeştir. Kürt Türk ayrımı yoktur bizde. Bu şeyin, dünyanın içinde yaşıyoruz hepimiz. Türkiye'de yaşıyoruz. O yüzden kendi milletine sahip çıkmasını istiyorum. Buradan ona sesleniyorum. Tayyip Erdoğan, lütfen kendi milletine sahip çık. Bizi de gör. Biz de işsiziz. Bize de yardımcı ol. Biraz hep Suriyeli Suriyeli deme. Biraz da kendi milletini düşün. Ülkede ekonomik kriz tabii ki var. Şu an 2,5 milyar para alıyorum. Fakat yetiremiyorum. Yani buna bir el konulmasını istiyorum. Kiralar almış başını gidiyor. Market öyle, pazar öyle. Allah sabır versin. Ekonomik kriz olduğu belli. Fiyatlar günden güne artıyor. Bana göre enflasyon şu anda %100. Pazara gittiğimizde önceden 80 lirayla çıkıyorduk. Şu anda 160-200 lirayla çıkılmıyor. Market alışverişleri de keza öyle. Yani şu anda ekonomi enflasyon %100 civarı bana göre. Kriz var. Maaşlarımız günden güne eriyor. tvbolu.com